When I throw, 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 throw it up, start twerking like Molly. Oh yeah. Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddiabilir TV'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden Salı, 22 Ocak Salı bülteninden yine maçlarımızı vereceğiz ama dur ileri alma, öncelikle bugün bambaşka bir gün arkadaşlar, adımıza yakışır bir şekilde. Büyük ikramiyeyi Toto'da 15'i bildik, tutturduk, kazandırdık. Evet, yine iddialı olduğumuzu kanıtladık arkadaşlar. Hemen bunu bir şekilde kutlamak istedik, sizlerle paylaşmak istedik. Tabii tutturduk derken biz tutturamadık, bizim o kadar bütçemiz yoktu ama Toto videomuzu izleyenler göreceklerdir. Benim kendi yaptığım videoda, kendi sizlere önerdiğim kuponumda Başakşehir-Trabzon maçına 0 tek geçtim, bütçem yok diye, ama mutlaka Başakşehir tarafına oynayın. 0 ve 2 olarak dönerse Başakşehir'e döner demiştik ve bir diğer Arsenal-Chelsea maçında da 0 tabii ben önerdim tek bütçe olmadığından dolayı, ama alırsa Arsenal alır demiştik. Bu laflarımızı dinleyen ve çok fazla sürpriz çıkmadı. Aslında çok da zor sayılmaz ama olsun, en azından Rize sürprizini bildik. 2 oldu maç, yani biz 0-2 oynamıştık. Bu da büyük bir şey ki Türkiye'de şu an 35 kolon, 35 kişi bildi 15'i. 35'ten biri biziz yani. Demek ki büyük bir başarı. O zaman yönetmen, kutlayalım. Evet arkadaşlar, bu arada sevgili takipçimiz bizi 3-4 aydır takip eden, ismini paylaşmamıza gerek yok. Zaten Toto videomuzun altında yorumlarda etkileşmişler bayağı bir. Tabii ki büyük ödül, büyük ikramiye daha doğrusu, ödül diyorum. 43 bin lira, 35 kişi bilmiş. 43.480 lira kazanmışlar ama daha önce anlattım sizlere, biliyorsunuz içinde 15 bilenin oynadığı kolonun içinde 14'ler var, 13'ler var, 12'ler var. Bunları topladığınız zaman 63.450 lira yapıyor. Bir takipçimiz, işte 35 kişiden biri, kendisi bizlere teşekkür etti hem yorumun altından, evet onu da kendisine tebrik ediyorum. İsmini verme gerek yok zaten, Toto videosunun altında yorumlarda yazmış. Instagram'dan kendisine ulaştık tabi tebrik etmek için, o da bize teşekkür etmek için. Görüntülü konuştuk kendisiyle dün gece ve onu da videoya çektim bir şekilde, imkansızlıklarla evde otururken hem bir telefonda bakarak hem de diğer telefonla çekerek. Yönetmenim bir yansıtsın, bir 30 saniye bir onu izleyelim, ondan sonra hemen maçlarımıza geçeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Instagram'dan Spor Toto yorumlarımızı dinleyerek bu hafta 15 tutturan sevgili takipçimizle görüşmekteyiz. Kendisine Instagram'dan canlı bağlandık, 15'i tutturdu, bu hafta 43 bin küsür lira para aldı. Evet kardeşim, merhaba, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Kardeşim fazla uzatmayayım, tebrik ediyorum seni, hayırlı olsun. Güle güle harca paranı, çok sevindik. Var mı söylemek istediğin bir şey? Söylemek istediğim, yani çok sağ ol abi, Allah razı olsun. Yani senin tahminlerin sayesinde bu oldu. Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim, çok teşekkür ederiz. Biz de İddiabilir TV'yi izlemeye ve herkese önermeyi unutma. İddiabilir TV kazandırıyor. Aynen inşallah. Yani biz 3 aydır takip ediyorum yani. En sonunda oldu diyebiliriz. Eyvallah kardeşim, çok teşekkür ederiz. Şansının devamını diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Öpüyorum seni. İyi geceler. Sağ olasın abicim. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Bizi izlemeye devam et. Görüşürüz kardeşim. Hadi hoşça kal. Görüşürüz abicim. Hayırlı akşamlar. Hı, geldik mi öğretmen? İzlediler mi? Evet arkadaşlar, arkadaşımızı tekrar tebrik ediyoruz. Buradan alkışlar ona gelsin. Hava yüksekler falan patlasın. Yönetmen bunlar da bir coşalım. Evet, kazandırmaya devam edeceğiz sizlere. 2 hafta önce de biliyorsunuz 14 tutturmuştuk ve sizlere de tutturmuştuk. Bir sürü insan tutturmuştu. Yine arkadaşlarımızın, takipçilerimizin arasında bir sürü 14 bilen var. Onları da tebrik ettik. 975 kişi, 384 lira ve artı 13-12'si var içinde tabii ki. Arkadaşımız Giresun'da oturan, kendi halinde bir arkadaşımız, borçları da varmış. Güzel ilaç gibi gelmiş kendisine. Borçlarını kapatacak inşallah tabii. Bize de bir 3-5 sakal atar borçları kapattıktan sonra diye bekliyoruz. Sonuçta kardeşimiz teşekkür etti bizlere, gördüğünüz gibi. Nasıl kazanıyor? İyi dinliyor. İyi dinliyorlar. Videoyu ileri almadan sonuna kadar izliyorlar. Sarmıyorlar. Her dediğime bakıyorlar. Doğal olarak iddiada da, Toto'da da kendi de bir analizliyor. Düşünceleri birleştiriyor. Kazanıyor tabii ki. Ha, bizim verdiğimiz kupon evet 13'te kalmış olabilir ama sonuçta adam ona göre 200 lira harcamış bu arada kupona. Onu da söyleyelim. Herkes çok çok kazansın. Yani herkes az az kazanıp da. Aynen. O videomuzu önerelim bu arada. Tam da burada evet, iddia nasıl oynanmalı, kasanızı nasıl yönetmelisiniz ve video düzenimiz hakkında. Şu videoyu hala izlemeyen varsa, bakın ben bunu her videoda söyleyeceğim.
abone sayımız kadar, o videonun izlenmesi olana kadar bıkmadan usanmadan söyleyeceğim. Zaten bana yorumların altına geliyorlar, Instagram'dan ne sorarlarsa sorsunlar. Hep sordu ya, kardeşim videoyu izlemedin herhalde diyor. Tınk diye linki gönderiyorum, hiç cevap vermiyor. Zaten izleyen hani yazmış ya sana güzelce. Demiş ki abi hani dediğini izliyorum. İlk yayınlandığı günden beri ne yapmış adam? 2 haftada işte 20 liralık. Aynen, adam 20 lirayla kasa başlamış, 80 lira olmuş. 50 lirayla başlamış, 130 lira olmuş. Neden? Çünkü o şekilde gidiyor adam. Hepsini tebrik ediyoruz. Bir de diyorum ya, o videoyu zaten bunun için çektik. Her türlü sorunuza yetişemiyoruz maalesef. Bir YouTube'un altındaki yorumlara yetişmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince Instagram'a hiç yetişemiyorum. Ne sorsalar zaten orada var. Soruyor. Bu videoyu herhalde izlemedin kardeşim diyorum. Gönderiyorum. O kadar. Başka zamanım yok çünkü o sorunu yazmaya. Sansasyon yaratmak için değil yani. Tabii tabii. Aynen öyle. Zaten bizim kazandığımız belli arkadaşlar. YouTube'dan biz ayda 350-400 arası. Bu yani. Yoksa daha fazla kazansak zaten kanalımıza biliyorsunuz destek ve bağış amaçlı kanal altında videolarda evet açıklama var kısmında destek ve bağışlarınız için linkler paylaştık. Oradan yapabilirsiniz. Bu arada kanalımıza şimdiye kadar bağış ve destek yapan arkadaşlarımız var. Tabii isimlerini vermek istemiyorum. Sonuçta onlar da bağışlarını, desteklerini ufak ufak yapıyorlar. 20 lira, 10 lira, 77 lira falan böyle. Hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah sizler de çok çok kazanın ki bizlere de destek bağış yapın diyoruz. Ve hemen karnemize geçelim. Yine iftarda da güzel günler geçirdik. Cuma'dan başlayaraktan arkadaşlar. Cuma günü 6 tane maç yorumlamıştık. 5 tanesi geldi yine süper. Herkes kupon tutturdu. Sadece Getafe maçındaki varımız gelmedi. Maşallah 4-0'a kadar gitti maç. 2-3 golümüz gelecekti ama son dakikada o da gelmedi. Ama yine bir sürü arkadaşımız kupon tutturdu. Hepsini tebrik ettik. Cumartesi günü kötü sayılırdık. 14 maç yorumladık. Biraz fazla girdik. 9 tanesi geldi. Yine ufak tefek tutturanlar oldu. Pazar gününe geldiğimizde adeta şov yaptık. 11 maç yorumladık. Hepsi cuk oturdu. Bir tanesi hariç. O da Kayan Mars ile mücadelesinde. Kayan maçın başında kırmızı kart görünce yine de üstüne oynamasına rağmen var ve üstümüz gelmedi. 1-0 Mars ile aldı ama 10 maçta yine deli gibi kuponlar tutmuş. Milyor milyor kazanmış herkes. Ben bile tek başıma söyleme sahip 1000 liraya yakın para kaldırdım yani. Aynen öyle. Pazartesiye baktığımız zaman pazartesi ne olmuştu? Yine 7 tane maç yorumladık. İkisinde başarı sağlayamadık. Biri Brest maçıydı sanırım. Diğeri neydi? Diğeri de Kasımpaşa maçı. Orada sürpriz aranması gerektiğini Toto'da da söylemiştim. Bu pazartesi videomuzda da söylemiştim. Karşılıklı gol varını görüyorum. Rize bir sürpriz yapabilir diye ama çok da gol kaçtı. Yine izleyen vardır. İzlemediyseniz de mutlaka özetini izleyin. Deli gibi goller kaçtı. Yani bir bitmemesi mucizeydi. Çok paralar kaybeden insanlar oldu ama yapacak bir şey yok. Futbol böyle bir şey arkadaşlar. Bazen olmayınca olmuyor. Evet, bu videoyu biraz daha böyle Toto'muzu kutlayalım. Spor Toto'muzu kutlayalım. Sizlere bunu bildirelim. Tabii ki sonuçta kazandırmışız. Bunu yani billahi bir duyuracağız yani, değil mi? Biz de yani bir duyuralım yani. Doğal olarak herkes kazanmaya devam edecek inşallah. Videolarımızı sen tek tek burada. Arkadaşlar biz ne diyorsak boş konuşmuyoruz. İleri almadan lütfen dinleyin bu videoları. Ve şurada önerilen videoları mutlaka tek tek bir girin inceleyin ya. 15 dakika 15 dakika hepsi. Topu topu 20 dakika yani. Bu işten biraz. Aynen. Bu işten ekmek yemek istiyorsanız, para kazanmak istiyorsan bir kere izleyeceksin o videoyu. Ömür boyu zaten o bilgiler sana lazım olacak. Salı günü zaten kupa maçları var. Çok fazla maç yok. Yine sizler için birkaç maç seçtim. Hemen hızlı hızlı anlatacağım. Hiç suyuna boyuna girmeden ben... Çok basmasınlar. Çok basmayın, evet. Kupa... Yönetmen de öğrendi. Bak, kupa maçları var. Sürprizler çıkabilir. Çok basmasınlar mı diyor. Aynen, 3 lira, 5 lira, 10 lira bütçenize göre çok basmadan 2 kupon sadece bir normal bir alternatif yaparaktan ben düşüncelerimi hemen kısaca paylaşacağım. Boluspor Galatasaray mücadelesi var. 406 kodlu mücadele. 19.45'te oynanacak mücadele. Erteleme mücadelesi. Biliyorsunuz yoğun kan yağışı, yoğun kan yağışı sebebiyle oynanamamıştı geçen hafta. Galatasaray Ankara Gücü karşısında şov yaptı. Boluspor teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Kötü gidişattan sonra yardımcı teknik direktörle çıkacak şu anda maçlarına ve Bolu'da akşam hava saat o civarda maç saatlerinde 5 derece olması bekleniyor. Kar yağışı beklenmiyor. Yağış beklenmiyor yani. Kupa maçı ama Galatasaray'ın oranı bakın düşmeye devam ediyor. 1.55'e düşmüş Galatasaray. Bu maç klasik şöyle arkadaşlar. 2-3 gol dediğim zaman nedir? 2-0, 3-0, 1-1, 2-1. 4 tane skor oluyor. Bu maçta tam böyle bana göre. Ya Galatasaray 2-0, 3-0 alır. Ya bir sürpriz çıkar 1-1 de kalır. Ya da bir taraf alırsa 2-1 alır. Yani 4 skoru birden içine alan 2-3 gol gayet rahatlıkla denenebilir. Bence bu mücadelede 4-5 golün çıkacağını sanmıyorum. Soğuk hava filan. Ve rotasyon kısmı olacaktır Galatasaray'da. 1.95 orandan bunu en azından alternatif kuponlarda deneyebiliriz. Bir de Galatasaray sanki oradan bir galibiyet çıkarabilir mi diye düşünmüyor değilim. Hani Bolu bu kadar kötüyken turu kolaylaştırmak amaçlı. Yedek oyuncularla kendini gösterme amaçlı bir Galatasaray galibiyeti de çıkabilir. Bir sonraki mücadelemiz 414 kodlu mücadele sizler için seçtiğimiz İngiltere 1. Ligi'nde. Lig mücadelesi Plymouth kendi evinde Walsall'u ağırlayacak arkadaşlar. Bu maçta yurt dışındaki arkadaşlarımıza şöyle bir tüyo vereceğim. Gerçi oranlar da değişmiş ama
Bu maçta ilk yarıda bir tane gol çıkabilir. Çok fazla güvenmiyorum ama ilk yarıda bir tane gol çıkabilir ve karşılıklı gollerle bitecek gibi geliyor bu karşılaşma bana. 1-1'e bir var gibi. Dediğim gibi bugünkü maçların hiçbirine öyle çok fazla güvenmiyorum. %75-80 civarında güvenim. 414 kodlu mücadelede karşılıklı gol var denemesi yapılabilir. İki takım da iyi. Şu anda bol gol atıyorlar ve ilk yarıda bir tane gol çıkabilir yurt dışındaki arkadaşlarımız. Ama çok basmayın öyle 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira çok paralar basmayın. Çerezlik yapın. Bir sonraki maçımız 420 kodlu mücadele. Akmar Vitesse ile oynayacak Hollanda Kupası'nda arkadaşlar. Ve bu maç çeyrek final tek maç üzerinden oynanacak onu söyleyelim. Akmar'ın kendi sahasında ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Oranlar her ne kadar varlar üstler havada uçuşacak diyorsa da bir 25'ten bir 35'ten. Bence Akmar kendi evinde bu mücadeleyi kazanmaya yakın. 2-0 belki 2-1 kazanacaktır diye düşünüyorum. Yine alternatif kuponlarda 2-3 gol 2 oranıyla tam 2 oranı var 2-3 golün. Yine bir 2-3 gol denemesi yapılabilir. Akmal çünkü kolay kolay gol yemeyen bir takım. Defansı sağlam bir takım ve eksikler filan da var viteste de. Ben dediğim gibi çalıştığım için ve video daha fazla uzamasın diye bunlardan tek tek bahsetmeyeceğim ama Vitesse'nin en golcü oyuncusu zaten. Sakat hala onu söyleyelim. Dediğim gibi 2-0-2-1 Akbar galibiyeti bekliyorum. Bu yönde 1 ve 2-3 gol şeklinde dediğim gibi sürpriz oynayacağımız için zaten çok basmayacağımız için bu tür denemeler yapalım. Öyle çok sağlam buna üst girelim 1.35 oranı var falan diye böyle 1000 lira 1000 lira gömmeyin maçlara. Bir sonraki maçımız 421 kodlu mücadele. Benfica Porto mücadelesi arkadaşlar. Bu maç tarafsız sahada oynanacak. Braga'nın sahasında oynanacak. Yarı final mücadelesi ve tek maç üzerinden oynanacak. Benfica'da yeni yardımcı teknik direktör geldikten sonra herhangi bir kayıp yaşamadıklarını görüyoruz. Gayet iyi gidiyorlar ve tek maç üzerinden olduğu için 90 dakika bittiği zaman direkt penaltılara geçilecek. İki takımda da sakat cezalı bilgisi yok. Güzel zevkli mücadele olacaktır ama çok fazla golün atılacağını sanmıyorum ben bu mücadelede. Büyük ihtimalle 1-1 biteceğini düşündüğüm için yine o 2-3 golü, o 4-3 golü içinde barındıran 2-3 golümüzü sizlere önereceğim. Bu mücadelede de yine yüksek oranından bir 75 gibi oranı var. Dediğim gibi karşılaşmanın 1-1 biteceğini düşündüğüm için sistem kuponlarında yine 0 denemesi yapabiliriz. Onun dışında Benfica'nın yenileceğini sanmıyorum. Daha iyi gibi görünüyor. Şu durumda 1-0 çifte şans denenebilir. İlk yarıda fazla gol beklemediğim için yurt dışındaki arkadaşlarımıza da ilk yarı 1.5 alt denenebilir diye düşünüyorum. 424 kodlu Fransa Kupası mücadelesinde. 2-3 golcü Şükrü abi diyecekler. Evet diyecekler ama yapacak bir şey yok. Bu kupa arkadaşlar kupada 0-0 da bitebilir. Altta deneyebilirsiniz. 4-6'da deneyebilirsiniz. Ben biraz orta yolcu konuşuyorum ama yine bunlar büyük ihtimalle 175-80 olacak şeyler yani. Fransa Kupası'nda Ulusal Lig takımı ST34 var. 2-3 lig alttan Lille de gayet performansı iyi biliyorsunuz. Kupa mücadelesi sonuçta her tür sürprize açık. Ev sahibi takım da gol atabilir. Tek maç üzerinden oynanıyor. Bu mücadeleye de direkt üstler varlar havada uçuşabilir. Hani kuponumuzun birine üst koyabiliriz 1.50 gibi bir orandan. Sete de belki gol atabilir. Sürpriz kupa mücadelesi ya. 1.80'den alternatifi onu deneyebiliriz ama mücadele golle olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki maçta 425 kodlu mücadele. Yine Fransa Kupası mücadelesi. Monaco kendi evinde Metz'i ağırlayacak. Metz biliyorsunuz asansör takımdır Fransa'da. Çıkar iner. Ya geçen sene düştü sanırım alt lige ve gayet iyi performans gösteriyor. Yine orada iki takımda da sakat cezalı bir açısından Metz'de bir şey yok. Ama Monaco'da baştan beri biliyorsunuz sakatlar cezalılar hayli fazlaydı. Bu mücadelede yine çetin bir maç olacaktır. Mücadelenin yine 1-1-2-1 çerçevesinde kalacağını düşünüyorum ben. Çok fazla gol beklemiyorum. 2-3 gol yine buraya denenebilir. Belki Monaco zorlansa da 2-1 alabilir ama yine büyük ihtimalle berabere biteceğini düşündüğüm mücadele. Sistem kuponlarında 0 denenebilir 3-10 orandan. 2-3 gol denemesi yapılabilir gollerde ve yurt dışındaki arkadaşlarımız yine ilk yarı 1.5 altta sağlama alabilirler. İlk yarıya gol çıkmaz ya bir tane çıkar diye düşünüyorum. Ve gecenin son mücadelesi 426 kodlu mücadele. Getafe kendi evinde Valencia'yı konuk edecek. İspanya Kral Kupası mücadelesinde çeyrek final birinci maçı. Getafe kendi evinde ne kadar iyi performans sergilediğini biliyoruz. En son 10 Kasım'da oynadıkları mücadele Getafe burada Valencia'ya 1-0 yenilmişti ama yine iyi oynamıştı o mücadelede. 81. dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 yenilmişti. Valencia'da eksikler var. Batshuayi kadroda yok. Orta sahada iki önemli isim eksik. Getafe'ye baktığımız zaman çok önemli bir sakatı cezası yok. Kendi evinde yenilmeyecektir. Belki günün en sağlam mücadelesi gibi görünüyor. Getafe 1-0 çifte şansı yenilmez. Güzel bir tercihtir diye düşünüyorum ve mücadelede ben 3 gol beklemediğim için alt tercihi yine 1.35 orandan kazandıracaktır. Belki sürprizde Getafe galibiyetine sanki 1-0 yenebilir mi acaba diye geliyor bana. 2.20 orandan sistem kuponda denenebilir. Yurt dışındaki arkadaşlar yine ilk kere 1.5 altla sağlama alabilirler diye düşünüyorum. Sizler için bugün 2, 4, 6, 7 tane maç yorumlamaya çalıştım ama dediğim gibi çok fazla güvenmiyorum. Çünkü çoğu kupa maçı ve sürprizler çıkabilecek maçlar. Çok fazla para basmayın. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar para basın. Asıl parayı biliyorsunuz cumartesi ya da pazar. Genelde biri cumartesi mesela bir tane hata yapıyoruz. Pazar günü biraz kötü geçiyor ya da cumartesi hafif tökezliyoruz. Pazar güzel geçiyor falan. Bir de cuma ya da pazarsızdan birinde
çok başarılı oluyoruz. Cuma çok iyiydik. Şimdi de pazartesi de iyiyiz. Cuma'da bir maç ekledik. Pazartesi de iki maç. Hem korkuyorum aynen öyle. Evet inşallah başarılı ve kazançlı günlerimiz devamı gelir. Hepinize bol şanslar diliyoruz. Bir sonraki videomuz yine akşam yayınlanacak. Çarşamba ve Perşembe maçları birleşik olarak gelecek arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Hala like yapmadıysanız bir like ve yorumlara siz de düşüncelerinizi paylaşırsanız seviniriz ve müzikle kapatalım. Yeah, let me take their ass back to the club real quick. Touch it, bring it.